Bildiğiniz gibi Adobe geçtiğimiz günlerde kendi bünyesinde olan yazılımların 2023 güncellemelerini yayınladı. Ben de hemen ilk olarak Photoshop 2023'e gelen yeni özelliklerin detaylı videosunu kanalımda paylaşmıştım. İzlemeyenler ve Photoshop'a yeni gelen özellikleri merak edenler detaylı videosunu izleyebilirsiniz. Bu arada Photoshop 2023'e gelen yeni özelliklerin bazılarını da kısa short videosu olarak yayınlamaya, paylaşmaya devam edeceğim. Özellikle Premiere Pro 2023'e yeni gelen özellikleri soran arkadaşlarımızdan da mesajlar aldım. Ben de geçen hafta sonu detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldum. Açıkçası Premiere Pro'da çok aman aman bir değişikliğimiz yok. Zaten genelde Adobe bu işleri yıl içerisinde ikiye ayırıp yeni gelen güncellemeleri o şekilde sunuyor. Muhtemelen de ikinci güncellemesi geçen sene olduğu gibi Nisan ayı içerisinde yayınlayacaktır. Şimdi Premiere Pro 2023'e yeni gelen özellikleri bir inceleyelim. Evet, yeni gelen ilk özelliğimiz videomuza ekleyeceğimiz yazılarımızda tekstlerimize gelen hizalama özelliği. Hemen Essential panelimize gelelim. Adımızı ve soyadımızı klavyemizden Shift'le birlikte ikisini tutalım. Şimdi burada daha önceden Align'a geldiğimizde şöyle sola doğru hizaladığımızda seçtiğimiz yazılarımızı bu şekilde hizalamasını yapmaktaydı. Sağa doğru hizaladığımızda veya yukarı doğru hizaladığımızda bu şekilde videomuzun frame'ine göre hizalama işlemlerini yapmaktaydık. Fakat gördüğünüz gibi daha önce grup halinde seçim olmadığı için yazılarımızın hizalama işlemini bazen ayrı ayrı yapmaktaydık. Hemen Ctrl-Z diyelim, geri alalım. Yeni eklenen özelliğimiz burada yazılarımızı grup haline aldığımız zaman birbirlerinin içerisine girmeyecek şekilde işlemlerimizi artık yapabileceğiz. Yani bir nevi videomuzda kullanacağımız yazılarımızda çoklu bir şekilde hizalama işlemlerimizi de gerçekleştireceğiz. Hemen ikinci yeniliğimize geçelim. Bir diğer eklenen özelliğimiz yine yazımızla alakalı. Hemen yazımızı tutup Essential panelimize yine geldiğimizde şöyle aşağılara doğru indiğimizde yazımızın etrafına yerleştireceğimiz yani kontur yapacağımız yere gelen değişikliğimiz. Hemen kutucuğumuzu işaretleyelim. Kalınlığımızı da 3 yapalım. OK diyelim. Burada yazımıza atacağımız kontürlerimizin yerleştirme şekli gelmiş oldu. Dış tarafa Inner'a geldiğimizde yazımızın ortasına, Center'a geldiğimizde merkezi bir şekilde konturumuzu artık yerleştirebileceğiz. Hemen tekrar konturumuzu dışa atalım. Dış çizgi yerimiz zaten vardı ama örnek olması açısından onu da ufaktan bir gösterelim. Bir alttaki kutucuğu işaretlediğimizde dış çizgimizin de kalınlığını ayarlayıp kontur işlemlerimizi bu şekilde uygulayabiliriz. Tabii siz uygulamak istediğiniz kontürlerin kalınlığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen üçüncü özelliğimize geçelim. Evet, yine yazımızla alakalı. Gelen bir diğer yeniliğimiz ise klavyemizden Shift'e basıp videomuzun üzerine yazdığımız tüm yazılarımızı seçip artık tek tek uğraşmamıza gerek kalmayacak. Yani toplu bir şekilde videomuzun üzerine hem fontlarımızı değiştirip hem renklendirme işlemlerimizi de artık uygulayacağız. Premiere Pro 2023'e gelen yeni özelliklerden bir tanesi de bu sevgili dostlar. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Adobe 2023 güncellemelerini açıklarken artık Lumetri Color'da yapacağımız tüm işlemlerimiz iki kat daha hızlı olacağını belirtti. Şöyle ufak bir deneme yapalım. Lumetri Color'a gelelim. Bu videomuzu hemen bir uygulayalım. Şöyle otomatik olarak işlemimizi uyguladı. Şöyle bir renklerimize bakalım. Yani evet, şimdi bunu çok anlayamayız. Renklerimize özel çalışıp daha farklı işlemler yaptığımızda bu özelliği test etme şansımız olacak. Tabii Adobe açıkladığına göre kesinlikle doğrudur diyelim. Hemen güncellenen bir diğer özelliğimize geçelim. Evet, yine Adobe'nin açıkladığına göre videomuzun üzerine koyacağımız yazı şablonlarımızın artık daha seri, daha hızlı bir şekilde olacağını söylediler. Tabii dediğim gibi bunu Adobe açıkladı. Yani açıkçası şu anda ben bir fark göremedim. Tabii siz kendiniz de bir deneyin. Belki daha iyi test etme şansınız olur. Adobe açıkladıysa doğrudur diyelim. Hemen yeni gelen son özelliğimize geçelim. Evet, bu eklenen özelliğimiz üzerinde çalıştığımız videomuzu diyelim 10-15 dakikada bir ön izleme aldınız. Arka tarafa bu ön izlemenin dosyaları oluşur. Artık çıktı alırken onları da kullanabileceğiz. Hemen export'a geldiğimizde hazır ayarlarımıza gelip burada ön izleme seçeneğimizi seçip After Effects'de olduğu gibi QuickTime olarak dışarıya çıktı işlemimizi artık uygulayabileceğiz. Bu özellikle çıktı işlemlerimizi daha hızlı bir şekilde artık yapacağımız anlamına da gelir. Aynı şekilde diğer hazır ayarlarımız devam etmekte. Burada herhangi bir başka bir değişikliğimiz yok. Son olarak ön izleme dosyalarımızın formatını QuickTime olarak Apple'ın geliştirdiği Apple ProRes olarak karşımıza gelecek. Siz tabii ki buradan ayarları da değiştirebilirsiniz. Evet, Premiere Pro 2023'e yeni eklenen özelliklerimiz şimdilik bu kadar. Dediğim gibi beni çok tatmin etmedi. Bir bari güncellemesini bekleyeceğiz. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bu videonun altına siz de kendi fikirlerinizi belirtin diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.